Merhaba Webtekno takipçileri. Elimde bir tane iPhone 6s var. Gördüğünüz gibi Webtekno'ya yepyeni bir konsept sokuyoruz. Sağlamlık testi arkadaşlar. Bu tarz böyle baboş aletlerin arada bir ne kadar sağlam olup olmadığını hep beraber test edelim. Kimsenin canı yanmasın istiyoruz. Yani incelemesini tabii ki de yapacağız. İnceleme yapmak onda çok fazla bir sorun yok. Yaparız incelemesini ama biz istiyoruz ki bir de bu telefon ne kadar sağlam görelim. Şimdi nasıl yapacağımızı öncelikle sizlere de danışmak istiyoruz. Şu an kameraman Efe. Bu arada merhaba kardeşim. Merhaba millet. Şöyle arkadaşlar, bu telefon bir şekilde sağlamlık testimize girecek. Ama ne şekilde gireceğini sizlerden bekliyoruz. Bu arada bir tane sinek dadandı. Onu iPhone 6s ile kovalıyorum. Bakın başladık bile. Sineğe dayanabiliyor. Yani bunu size soruyoruz arkadaşlar. Mutlaka yorum olarak bu telefonu ne yapmamızı istiyorsanız yazın. Ne gelebilir bir telefonun başına? Uçabilirsiniz. Çok minimal şeyler de söyleyebilirsiniz. Mesela anahtarla çizin de diyebilirsiniz. Tamamen size bırakıyoruz arkadaşlar. Ama ben yine de ofistekilere ayıp olmasın bir fikirlerini almak istiyorum. Efe gel bir soralım sağlamlık testinde neler yapacağımızı. Ofistekilerde yürü abi. Fikir alalım onlardan. Aynen. Evet şimdi dış ekip. Emre kardeşim. Aynen Emre'den başlayalım abi. Şimdi bu iPhone 6s'e sağlamlık testi yapacağız. Ne yapalım? Açayım bir yandan da sen düşünürken. Ya başına ne gelsin yani abi bunun? Ne gelmesini istersin? Yapabilirsiniz elektrik verin abi. Elektrik verin? Evet yüksek voltaj. Tamam. Rez dedik denenebilir. Evet Kenan'cığım sen deyiz. Yok bence ofisin en üst katından bir yere atalım bakalım. Diyorsun. Bir yükselten bırakalım. Aynen yüksekten bırakalım ne hale gelecek. Tamamdır. Eser. Evet abi. Ne yapıyoruz bunu? Sağlamlık testi yapacağım. Bu sağlamlık testin içinde ne olmasını istersin? Sağlamlık testi içerisinde. Bu arada açıyoruz bu telefonumuzu da. Ver bakayım bir. Bak ya. 6S olur mu? Ayarlanıyor. Alamazsın diyorsun yani. Aklıma... Ben sana alayım kardeşim. Vay canım benim. Öyle mi? Yani öyle aklıma çok ekstrem bir şey gelmiyor ya. Ama şey olabilir bu hani... Neydi o yerde bir tane ol var. Onu mesela üzerinden falan geç. Var. Benim denenebilir. Aynen. Olabilir bakar bir şey. Var mı beyler fikirler? Evet kudreti bir sor abi. Zaten hani herkes de klasik cepten telefon düşebilir evde şey yaparken. Yani standart bir düşme aynen, testi. Aynen standart da olabilir. Bakalım ya da, bir düşüşte gidiyor mu? Herhangi bir farklı bir telefonla kapıştırılabilir. Hani şey gibi. Yumurta kırarız ya, yumurta kapıştırırız. Aynen. Onu farklı bir telefonla da denenebilir. Aynen. Ne yapabilecek alt test diye. Ne? Sen ortalığı sürecek. Üstüne yumurta kırar, pişirelim. Kızartın. Yiyecek misin sonra? Gelişine şut da olabilirmiş bak, elinde bine göre. Aynen öyle şöyle güzel bir orta kesim var, ben şut çekeyim. Tamam, orta kafa gol diyor. Gençler var mı fikirler? Sen mi bunu istiyorsun? Sen de bunu istiyorsun. Ya iPhone'da futbol oynamamızı istiyorlar. Var basket de olabilir ya. Çamaşır makinesinin içine attım. Çalıştırıyorum. Ama çamaşır makinesi yok. Ayarlarız oğlum sen iste. Sporçuda 400 lira. Telefon daha pahalı. Abi, alet ayarlayabiliyorsunuz. Mikrodalga yatın. İkisi de yok. Olabilir. Var mı başka ekstrem bir fikri olan? Gidiyoruz bak. Bu da dediğimiz olabilir ama. Senin var mı? Merakiler sürpriz. Sürpriz. Gel abi yukarı çıkalım. Gel çıkalım. Aynen. Ablaya da soralım. Abla, sana bir sorum var. Şimdi bu telefona sağlam mı değil mi diye bir test yapacağız. Evet. Bu testte ne yapalım bu telefonu? Bir sağlam olup olmadığını anlarız. Nasıl anlarız? Konuşmakla. Hayır canım, mesela yere düşünce kırılıyor mu vesaire. Onun testini yapacağız. Ne yapalım? Kıracağınız mı? Vallahi kırılırsa abla. Biz kırmayacağız. Kendi kırılırsa kırılır. Kırılırsa. Var mı bir fikrin? Uçaktan atın diyebilirse. İstediğini söyleyebilirsin. Yere çarpabilirseniz. Böyle zıbak diye böyle yere çarpıyor mu? Evet. O zaman kesin kırılır abla da. Kesin kırılır değil mi? Ama denenebilir. Aynen. Senden geldi abla istek kırmayız seni yani. Aynen öyle. Teşekkür ettik abla. Tamam. Geldi üst katı soralım. Şeye bir soralım ama patrona bir soralım abi. Soralım. Aynen. Gir abi dal dal. Oğlum insan bir kapıça bak, hıyar gibi giriyorsun içeri. Merhaba arkadaşlar. Hop. Patron sen bu iPhone'u aldığın yerde biz buna bir sağlamlık testi yapalım diyoruz ya. Evet. Uygun mudur? Yani öyle bir istek varsa olabilir tabii. Tamam. Peki. Tabii parasını sizden keseceğiz. Ben karışmıyorum, lütfü istedi. Lütfü istedi. Lütfü istedi. Problem yok. Takipçilerimiz istiyor. Tamam, almayı senden keseceğiz. Canları sağ olsun dedi. Problem yok. Peki abi, ne yapalım da? Herkesten bir fikir aldık abi. Bu telefonun sağlam olduğunu anlamak için ne yaparsak?
olur. Yani normal günlük kullanıcı deneyimlerinden haricinde fantastik bir şeyler bahsediyoruz. Olabilir. Tamamen abi özür. İzmir'e en yüksek binasından sallayalım. İzmir'e en yüksek binasından, tamam. Evet. O zaman bu biraz hani bize takipçilerimizden bir şeyler istiyoruz gelsin. Yani onlar da söylesin bize, onları da yapalım, bunu sonra saklayalım abi. Tamam. Çünkü ama... muhtemelen oradan ince bu telefonu keser mi amca? Tabii, öncelikle ama klasik testimizi yapacağız. Tabii tabii, aynen. Yani normal standart yere düşme, cepte işte anahtarlıkla bir şey olur vesaire gibi testlerin hepsini yapacağız. Bundur abi, en güzel binandır. Evet, bence o. Aynen. İlçe gücü olur, öyle bir video olsa izlerdim. Fantastik fikir. Aynen, en ekstremi geldi. O boylu üstünden geçin dediler. Bu da enteresan olabilir. Bir geçmiş. Aynen. Çamaşır makinesi çıktı. Çamaşır makinesi attın, yıkayın. Bundan başladık. O zaman biz bir yazılımcı arkadaşlara danışalım. Aynen abi. Bunlar da ilginç fikirler gelecektir. Ona biraz daha tıklık olacak çünkü. Aynen. Özellikle Erman'ın fikrini merak ediyorum. Erman'ı ben de merak ediyorum. Hop. Beyler, selam. Selam beyler. Selam. Elimde şöyle bir iPhone var beyler. Şimdi bu telefona bir sağlamlık testi yapacağız arkadaşlar. Ne yapalım sağlamlık testinde? Mustafa senle başlayalım. Ne çiziyorsun? Çöre işte. Bro düşürme en ilk akla gelen. Aaa lan hiç. Şakımıza gelmemiştim. Çok enteresan. Duvara at. Duvara atayım. Evet. Tamam. Var mı beyler? Enteresan bir fikir istiyor. Yok abi. Hoverboard'la üstünden geç. Onu söylediler abi. Başka bir şey seç. Yaptınız mı? Ya sence? Kolonya'da bir... Yazık lan. Kolonya'da hiçbir şey yapmayın. Bu da bir fikir. Kolonya matkaplı değil mi? Matkaplı ben değil mi? Xperia Z'yi kırıp onu bana verin. Tamam Mustafa. Ömer. Valla bilmiyorum ki abi. Salonumuzu çift yerim yok yani. Tamam oğlum ne matkaplı derceğiz yani çok bir şey yok. Yok hiç. Bu şeyi yapıyorum iPhone abi. iPhone 6'ya bir şey yapmak istemiyorum. Neydi onun ismi? Abi en güzeli şey ya. Kaynakların içine atıyorum. Kaynısında. Aynen. Bana şey asitler var. Asitlerin içine atıp fantastik şeyler yapıyorlar. Fantastik de özür dilerim. Bilge çok izlenir. Yani bayağı özür dilerim. Evet millet fikirleri aldık. Sağlamlık testiyle ilgili. Bu testin amacı öncelikle bir telefonun başına neler gelebilir? Böyle minimal şeyler yapacağız. Yere düşme, çizme vesaire gibi. Ondan sonra sizden de gelen, arkadaşlardan da aldığımız fantastik fikirleri üzerinde deneyeceğiz. Tabii o yaptığımız küçük testlerden sağlam çıkarsa, yani işin özü şu arkadaşlar, bu telefon ne kadar sağlam hep beraber anlayacağız. Değil mi Efe'ciğim? Aynen kardeşim. Şunu söyleyelim tekrar, mutlaka yorumlara yazın millet. Eminim birçok fantastik fikir gelecek o yorumlardan, bunu hep beraber göreceğiz zaten. Şimdilik videomuzun sonuna gelelim. Sizlerin de yorumlarınızı tekrar ediyorum. Bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu arada Efe, bir şeyler söylesen mi? Kardeşim ne söyleyeyim yani? Klasik olarak videoyu beğenmeyi ve yorumlara bir şeyler atıştırmayı unutmayın. Seviliyorsunuz, bunu bilin. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Eyvallah. Ya ben buna çökerim ona. Her türlü. Hemen yanında duran bağlantıya tıklayarak iPhone 6s almak yerine yapabileceğiniz 11 şeyi izleyebilirsiniz. Şurada.